Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu tavşan kulağı çiçeğinin, kaktüsümün biraz hastalanmış. Bunun bakımını yapacağım arkadaşlar. Gördünüz mü balazları? Onu anlatacağım size. Saksı değişimi yapacağım. Bakın. Köklerinde çürümeler olmuş. Toprağını değiştireceğim. Biraz köklü. Güzel. Bunda hayat var. Şurası da şekilsiz büyümüş arkadaşlar. Güneş yeterli alamadığı için ve vitamin alamadığı için şunu tek şekil dikeceğim. Aynı zamanda da tavşan kulağı nasıl çoğaltılır onu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp hatta videolarımı beğenip yorum da yaparsanız memnun kalırım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi tavşan kulağı nasıl çoğaltılır? Öncelikle bakın böyle temizliyorum arkadaşlar. Fırçam vardı. Hemen bir fırça yardımıyla eski toprağından kurtarıyorum. Ah, unuttum, birden tuttum. Çok fena dikenleri batacak. Eski topraklarından kurtulalım tamamen. Bakın. Elim tamamen dikenleri oldu. Şimdi bunun içinde önce ortaya ana çiçeğim bu olarak düşünüyorum arkadaşlar. Şekli tavşana benzediği için tavşan kulağı denilmiş. Bu sarı tavşan kulağı arkadaşlar. Kulağını nasıl çoğaltırız? Nasıl çoğaltırız? Bakın. Buradan koparıyorum arkadaşlar. Hemen yanına ekiyorum. Tavşan kulağımı. Bakın. Yine burada. Evet. Bunlardaki özellikle buraya yapmak istiyorum arkadaşlar. Yine şuradan da tarçına batırıyoruz. Biraz kökü bakın açıkta olduğu için hemen tarçına batırıyorum. Diğerlerini de tarçına dökeceğim zaten şu şekilde. Neden tarçın? Tarçın neden döküyorum? Çünkü enfekte olmasını engelliyor tarçın. Bunu hep yerler atacağım. Hazır. Hasta olan tavşan kulağımı bu şekilde arkadaşlar kesiyorum. Çürümüşmiş. Burnu bölgesine şu şekilde tarçın batırıyorum. Gördünüz mü? Hazırda olan ilk saksılarımı ekiyorum arkadaşlar.
gelişimini de beraber göreceğiz onunla. Orada bakıyoruz. Evet, çok güzel gözüküyor. Görüntüsü bir harika bir tarçın. Kova çiçeğimiz. Kova çiçeğimiz. Ve içine biraz daha tarçın ekliyorum suyuna. Ben daha az pirin ekliyorum. Daha çabuk yüklenecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Bakın bir tane bir saksıda tavşan kulağından kaç tane saksı çıktı? Hepsi bir saksı dahildi. Nasıl çoğalttık? Büyümelerini de birlikte izleyeceğiz. Nasıl bebek tavşan kulaklarımız oldu? Bunların büyümelerini de hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.